Merhaba Web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlere yine Türk yapımı yerli yapım oyunlar, mobil oyunlar tanıtacağım. Bu videomuzdaki mobil oyun ise Tap and Go isimli uygulama yani basket Bizim marketteki adıyla. İngilizcesi de var, Türkçesi de var. Dil desteği İngilizce olduğu için Tap and Go olarak da koymuşlar. Akılcı bir yaklaşım. Oyunu mobil atölye yapmış. E, mobil atölyenin sanırım ilk oyunu. Böyle bir baktım hani genelde uygulama yapan bir firmaymış. İlk oyunu fakat ilk oyunu bence çok güzel bir oyun. Şöyle oyuna başlayalım. Oyunda amaç şöyle yaldır yaldır hızlı bir şekilde tabi yan basarsanız da böyle fiil oluyor. Bu arada hani reklam konularına takılmayın. Reklam mobil oyuncuların ekmeği onu da söyleyeyim size. Hani beleş oyun yapıyor adam size. Babasının ayrını yapmıyor bunu. Yok reklama tıklayın. Çok reklam çıkıyor falan. Abuk sabuk yorumlar. Aa bitti bak 12 saniyede rekor bu arada. Bunu 8 saniye yapanı gördüm ben. Ninja gibi fış, fış yapıyordu böyle. Efekte verdim. Bu klasik versiyonu. dedim gibi hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Zen diyor. Şuna bakalım. Evet. Amına koyayım ya. Şöyle fark ettiyseniz de hani yavaş dokunursanız yavaşça iniyor ama böyle abartırsanız tık 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 tık. Yardırıyor mu valla? kodum. Şu an nefes bile almıyorum. Merak ettim ne olacak. 108. Ha şimdi geç anladım da kusura bakmayın. 30 saniye veriyor size. 30 saniyede kaç kere basacaksınız falan diyor share yapalım bakalım. Share yapınca da şu gördüğümüz platformlardaki daha işte WhatsApp kurulu değil bilmem ne onlarla da paylaşabiliyoruz. Eşimiz dostumuzla. Şu main menüye bir gelelim. Ayarlar kısmına bakalım. Reset high score'da hani oldu arkadaşınız elinizi aldılar. Salak neyini geçemedi de aldı geçti. 8 sene rekor kırdı. Gıcık olup oyunu silip tekrar kurmak yerine resetleyebiliyorsunuz. Renk seçenekleri var. Şöyle siyah beyaz default var. Siyah beyaz var. Yellow dark blue diyor. Sarı kırmızı yapalım bakalım. Diyor ki tweet atarsanız diyor bu şeyi bedava alacaksınız diyor. iOS'da sanırım 2 bir ücreti vardı bu şeyin. Aslında tweet atınca ücretsiz verme fikri oldukça etkili. Onu da sayım çok zekice buldum. Şimdi şu e, versiyonu var. O da kırmızıyla anlatılmış. Şimdi fark edeceksin. Çok yavaş akıyor ilk başta. Sonradan kendi kendine hızlanmaya başlıyor. Bu da işte az önceki rekorları kırmanızı sağlayacak. Ben oyunda tek eksik şeyi görüyorum şu an. Evet. Bu boş bırakmayacağınızı tabi. Bana kılırsa oyundaki eksik Google Play'de bunu oynayan insanların kırdığı rekorlar hani şunda kaç saniye yapmış, bunda kaç yapmış. Ben şahsen görsem daha da çok gaza gelirdim. Bence bir o eksikleri var. Onun dışında mükemmel bir oyun olmuş. Hani bir Flappy Bird'den çok çok daha saran bir oyun. Hani başlayan bırakamaz Denersiniz zaten. Ücretsiz bir oyun. iOS'ta var. Android'de var. Windows 10'da yok. Ve ücretsiz bir oyun. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi oyunun logosu, ikonu çok güzel. Hani şu renkleri kullanmışlar falan. Fakat hani oyuna girince şöyle yapayım. Şu çok düz, çok sade gelmiş. Hani Gitar Hero tarzında bir şey yapabilirdi. Gerçi Gitar Hero tarzında yapsaydı da burada Gitar Hero'ya benziyor derdim. Ama hani çok daha böyle güzel bir grafik harcını yapılabilirdi bu oyuna. Çünkü oyun hakikaten çok güzel ve hakikaten de sarıyor. Hayvan gibi de oynarsınız. Aa, neyse. Son olarak toparlamak gerekirse yerli oyun yapanların, yerli üreticilerin diyelim hatta mobil oyun yapan insanların her zaman yanındayız, arkasındayız. Çok güzel bir oyun olmuş ama sanırım reklamını çok iyi yapmamışlar. İndirme sayısı bence biraz düşük ki oyun milyonları görmesini gerekiyor bana kalırsa. Çok güzel bir oyun olmuş. Onun üstüne başka bir eksiği yok. Beni Reptikme TV YouTube adresinden takip edebilir. Teknoloji atar Twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz. İncelenmesini istediğiniz yerli yapım oyunları. Yani yeni bir oyun çıkmıştır. İlk siz keşfetmişsinizdir. Söyleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Otobüste oynadım. Önündeki adamı öldürüyordum sinirden. Öyle bir oyun.